Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz ki bu tarz dudak görünümleri trend oldu. Yani olmaya da devam edecek, onu söyleyeyim. En kolay şekilde kendiniz nasıl yapabilirsiniz? Çok uygun maliyetli bir şekilde bunu göstereceğim. Kendi yaptığım mavi gloss arkadaşlar. Siz de kendi glossunuzu yapacaksınız, onu göstereceğim. Dudağımda da siyah liner var. Herhangi bir göz kalemi kullanabilirsiniz. Evet. Bu tarz dudak görünümleriyle ilgileniyorsanız arkadaşlar, özellikle renkli saçta çok iyi oluyor. İlgileniyorsanız izleyin. Şimdi tarifi paylaşacağım. Çok kolay yapması, maliyeti de çok düşük olacak. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu tarz renkleri kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi ben bir tane kap alacağım ve geleceğim. Sonra da başlayacağız. Evet arkadaşlar, yani neler kullanabilirsiniz diye göstereceğim. Bir tanesi Wet n Wild'ın. Ben şöyle güzel mavi bir lip gloss yapmayı düşünüyorum. Wet n Wild'ın bu rengini kullanabilirsiniz mesela. Ama ben bu rengi şimdi kullanmak istemiyorum. Yine burada da arkadaşlar bakın, bu da Revolution paleti. Şu rengi kullanabilirsiniz. Bu rengi kullanabilirim diye ben düşündüm. Genelde sedefliler kullanın arkadaşlar. Çünkü sedefliler daha iyi parçalanıyor. Bu matlar çok iyi parçalanmıyor. Sedefli daha böyle dolgun da gösteriyor. Daha hoş bir görüntü. Belki bunu da isterseniz, hani böyle bir renginiz varsa o renkte de yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu da uygun fiyatlı bir far paleti, biliyorsunuz ki. Burada seç beğen al. Bakın burada bayağı mavi renkler var. Şu renk de güzelmiş aslında. Ama bu rengi ben bayağı kullanırım diye. Şöyle bayağı güzelmiş arkadaşlar. Şuna bakalım. Aa, bu da çok iyi. Ya bu renkleri kıyamıyorum açıkçası. Siz kıyabilirsiniz arkadaşlar. Uygun gördüğünüzü. Çok açık yapmayın. Çok açık mavi tercih etmeyin. Ama güzel bir tint de katabilir yani. Etki de katabilir. Bilemiyorum. Bende şöyle bir pigment var. Ben açıkçası bu renkle yapmak istiyorum. Baksanıza rengin güzelliğine. Müthiş bir şey. Ben bunu çok önceden almıştım. Birazcık Bunun Ali. içine koyuyorum bir miktar. Gördüğünüz gibi az buz bir şey koymadım. Bayağı bir koydum arkadaşlar. Birazcık daha koyayım hatta. Evet. Siz de bunları iyice eziyorsunuz. İyice ezdikten sonra, bu hale geldiğinde emin olduktan sonra arkadaşlar, yine kabınıza koyuyorsunuz. Ben şimdi bunları size örnek göstermek için almıştım. Bunları şöyle bir kaldıracağım. Şimdi arkadaşlar, bu burada. Çok uygun fiyatlı gloss ne var? Hani sağlıklı sayılabilecek. Bu var. Essence Juicy Bombo. Bunun burası nasıl çıkacak? Hemen göstereyim. Dişinizi takıyorsunuz arkadaşlar. Çıkar sandım, çıkmadı arkadaşlar. Ama önemli değil. Bir dakika şimdi. Bayağı da cıvıkmış bu ya. Birazcık sıkıyorum içine. Çıkmadı, çok enteresan. Çıkar diye düşündüm. Bunun çıkıyor olması lazım yahu. Arkadaşlar bu çıkmıyormuş. Müjdemi isterim. Böyle bir durum var. Her neyse, önemli değil. Bir miktar aldıktan sonra bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bizim boş kabımız var, merak etmeyin. Boş bir kabın içine koyacağız. Bunu böyle iyice karıştıralım. İyice 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 karıştırıyoruz. Bakın mavi glossumuz oldu. Gördünüz mü? Bu gloss versiyonu bir de şeyde, bu vazelinle yapılanı da gösteririm arkadaşlar. Onu da sonra gösteririm. Bakın glossumuz muhteşem oldu. Gördünüz mü? Şimdi bunu kaba dolduracağım. Geliyorum. Bu biraz akıtsın. Kapta çok küçük durmuyor şey. Şöyle destek olsun bizimki. Şu. Hiç olmadı. Neyse. Arkadaşlar kabı dezenfekte etmeyi unutmayın. Bu benim hazırdı, vardı yani. Bunun içine böyle sürükleyerek koyuyorum. Çünkü şırınga yok. Bir de bu gloss çok jel yapıda olduğu için bu şekilde bırakacağım içine. Yani yapacak başka şansımız yok arkadaşlar.
Şu kaşıktakini de alayım. O da ziyan olmasın. Biraz az oldu sanki bizim glosumuz. Siz birazcık daha fazla koyun. Tıpasını çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Tıpası burada çıkartıyorsunuz. Duvarlarına sürüyorsunuz. Mümkün olduğunca arkadaşlar deliği tıkamadan, içi de boş şu anda. Sadece duvarlarına sürdüm. Tıkamadan arkadaşlar şey yapıyoruz. Dolduruyoruz yani içine bir şekilde. Şöyle vurabilirsiniz içine doğru. Bunu doldurması zor oluyor tabi. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Başka bir doldurma yöntemi biliyorsanız siz uygulayabilirsiniz. Ben şimdi bir yere vuracağım bunu. Bakın arkadaşlar, vurunca içine geçiyor biraz. Fırçadaki fazlalıkları da içine atalım. Böyle uzun başlıklı serum kabınız falan varsa onun içine atabilirsiniz bunu. Şimdi ben bir daha tabana vuracağım. Arkadaşlar birazcık daha gloss ekleyeceğim çünkü az oldu. Bu gloss da bitmek üzere ama yine çıkar bayağı bir. Bunda da hafif simler var. Çok güzel. Şimdi evet, şöyle kuşunla karıştıralım. Kendi fırçasıyla karıştıralım iyice. Bakın fazla bir şeyi de aldı. Etrafta kalanı da aldı, toparladı. Bakın. Bu bunun içine sığar diye düşünüyorum hepsi. Çok güzel bir renk oldu. Mükemmel. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Glosslarımı. Bunu görmek istiyordunuz. Buyurun. İşte böyle. Yalnız benim o zamandan şırıngam falan vardı. Ben topluca yapmıştım. Şu anda birazcık daha acemice oluyor. Az kaldı arkadaşlar. Glossumuz da dolmaya başladı. Fırçayı komple içine sokmayın. Onu finalde yapın. Bakın böyle oluyor yoksa. Olmuyor yani. Özellikle böyle küçük bir kabınız varsa. Gloss kaplarını dezenfekte edin arkadaşlar. Kolonya hiç olmadı. Kolonya ile dezenfekte edin. Bir şekilde alkol teması olsun. Yine ellerinizi de aynı şekilde. Evet, son sıyırmamızı yapalım. Doldu resmen, baksanıza. Dibe geçmeye başladı zaten fırçayı sokunca. Evet, son parçamızı da alıyoruz. Son lokmamızı. Al oğlum diye. Böyle ağzına. Tıkıyoruz arkadaşlar. Sonra fırçadaki fazlalıkları falan alıyoruz. Evet, sonuncusunu da tıkadık içine. Şu anda glossumuz dolu yani. Bunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar şurayı temizleyelim. Bayağı en gerçekçi haliyle görüyorsunuz. Burayı temizledik. Bunu kenara alalım. Fırçamızı da bir temizleyelim. Evet, tıpa zaten temizdi. Bunun içine tıkıyoruz arkadaşlar. Biraz ağzına kadar doldu mu bilmiyorum. Siz bu kadar fazla doldurmayın. Bakın patlama oldu. Gördünüz mü? Biraz fazla gelmiş olabilir. Siz doldururken hava alıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın, o yüzden patlıyor. İyice hava baloncuklarını tabana tabana vura vura tam dibine oturtun yani gloss'u. Şimdi şuraları şöyle bir toparlayayım, geliyorum. Şöyle elimizi temizleyelim.
Çok güzel bir gloss oldu. Hem de çok uygun fiyatlı. Çok sıra dışı. Herkes yapabilir arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi. Çok iyi değil mi? Harika oldu gerçekten. Şimdi yani bu gloss çok parlak değil biliyorsunuz ki. Bu da öyle oldu. Ruj gibi oldu. Ama olsun. Gayet güzel. Üst üste sürümde parlaklık da veriyor. Şimdi dudağımızı da gösterelim. Dudağımı silip geliyorum. Dudağımı temizliyorum. Arkadaşlar ışık şimdi şuradan geliyor. Şöyle bir kahverengi kalem buldum. Kahverengi kalemle yapalım. Kalemi düzgün sürmeye çalışın arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi gloss'umuzu sürelim. Gloss da değil biliyor musunuz? Bayağı ruj oldu yani. Bir nevi mavi ruj yaptık aslında ıslak görünümlü. Baksanıza şu hali bile çok güzel. Bir de bu tatlı biliyor musunuz? Tatlı yani. Bir katta böyle, ikinci katta da özellikle şu iz kısmına sürün. İşte böyle arkadaşlar, çok güzel bir mavi rujunuz oldu, glossunuz oldu. Kesinlikle deneyin. Gerçekten insana bambaşka bir hava katıyor. Ve aynı zamanda çok seksi. Farklı olduğu için çok seksi. Onu söyleyeyim. Bir tadı falan da kötü değil. Her şeyi çok iyi oldu. Bunu söyleyeyim. Deneyin, zaten dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu gloss da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen deneyip yorumlarınızı paylaşın. Herkesin yapabileceği şekilde size gösterdim. Hangi malzemeleri kullanabilirsiniz? Nasıl yaptım? Hepsini gösterdim arkadaşlar. Hatta bunu çıkar sandım çıkmadı. Tıpası vesaire. Mutlaka deneyin. Siyah lip liner'la çok güzel oluyor. Ya da kahverengiyle de çok güzel oluyor. Arada sürersiniz. Bence eğlenceli, keyifli. Özellikle gençler çok ilgi duyacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda seksi bir gloss. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Uygun fiyatta başka glosslarla da yapabilirsiniz. Şey var mesela, Golden Rose'unki falan var. Ama bunun jel yapıda olması daha çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden bunu seçtim zaten. Evet, tabii sizin seçiminiz. Benim hoşuma gitti. Çünkü nemlendiriyor bu biraz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi... Şunu da şöyle koyalım. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bu tarz tarifler, videolar devam ediyor. Oynatma listesinden takip edebilirsiniz. Bunlar nerede vardır? Organik tariflere ekler miyim bilmiyorum. Organik değil çünkü. Makyaj malzemesi inceleme ya da öneriler, teknik bilgiler oynatma listesinde bulabileceksiniz bu videoyu. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Üyelik düşünebilirsiniz. Benim tasarımlarımı mağazalarından alışveriş yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.